Efendim merhaba. Ben Doktor Mehmet Ali. Sizinle ilgilenen doktorlardan biriyim. Şimdi kan alacağız sizden bazı testler için. Olmaz. Kanımı vermem. Kan almamız lazım bazı testler için. Olmaz. Hayır, kanımı vermem. Hayır, kanımı vermeyeceğim. Hiç acımayacak, çok kısa sürecek. Hayır, vermeyeceğim, kanımı vermeyeceğim. Lütfen panik yapmayın. Hayır, olmaz. Almam. Hayır, kanımı vermeyeceğim. Kanımı vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Sakin olun lütfen, sakin olun. Hayır, kanımı vermeyeceğim. Hayır, hayır. Hayır, siz kanımı çalıp satacaksınız. Hayır, hayır. Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vermeyeceğim! Kanımı vermeyeceğim! Vermeyeceğim! Kanımı 5 miligram haliperidol, çabuk! Hayır! Bırakın! Bırak! Siz kanımı satacaksınız! Vermeyeceğim! Vermeyeceğim! Hayır! Hayır! Siz çıkın. Ne oluyor burada? Ne yaptınız anneme ya? Mesai biter. Annemi uyutmuşsun. Sakin ol doktor. Tam tersi, anneni uyuşturan ilaçları kestim ben. Senin doktorlarından biri, Mehmet Ali. Ona haliperidol vermiş. Kan alırken mecbur kalmıştır herhalde. Annemi bayıltmış resmen. Patron, yeter ama. Çekil bakayım. Senin maaşın benim vergilerimle ödeniyor. Evet. Mesaj alınmıştır patron. Gidebilir miyim? Anneme haloperidol vermeyin. Onu değiştiriyor, ruhunu uyuşturuyorum. Şöyle söylüyor. Hazırım. Sonunda gidiyorum. Bir hastamı iyileştirdiğime bu kadar üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi Leyla. Neden öyle söylüyorsunuz? Merak etmeyin. Tekrar ziyaretinize geleceğim. Her zaman gel. Ama bu sefer hasta olarak gelme. Sadece beni görmeye gel. Merak etmeyin. Tabii ki sadece sizi görmek için geleceğim. Her yere yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama çocuğum beni bağışla. İyi misin? Devam et. Her şeye yetişilir. Hiçbir şeye geç kalınmaz ama... Anne! İmdat! Hemşire! Hemşire! Üçüncünüz nerede? Pıhtılaşma test sonuçlarını almaya gitti hocam. Hastaya antipsikotik vermeyin dediğimde tam olarak neyi anlamadın? Haliperidolün kanamayla bir ilgisi yok ki. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben hastaya sakinleştirici amaçlı verdim. Pardon ya, öyle mi? Kusura bakma o zaman. Çıkabilirsin, tamam. Özür dilerim. Gerçekten mi? Hayır tabii ki. Ne zannettin? Ha? Böyle saf duygularla verdin diye hasta da halden anlayıp yan etkileri göstermeyecek mi zannettin? İyi de hocam, o yan etkiler çok nadir görünür. Hadi be! Hangisi mesela? Ha? Uyku hali, kendinden geçme, kafa karışıklığı hangisi? Yani böyle şeyler olmayacak ve bizim tanı koymamızın içine etmeyecek mi zannettin? Sırf sen hastayı sakinleştirmek istedin diye her şey yolunda gidecek. Harika! Kadın yüzüme tükürdü ya. Tabii hiç böyle şeylere alışkın değilsin sen. Kulap dereli.
Ne yapsaydım peki ben? Kadını yatağa mı bağladıysaydım sakinleştirmek için? Ne yapsaydım? Vallahi bilmiyorum. Antipsikotik vermek dışında her şeyi yapabilirdin. İki saattir bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçlar çıktı. Ben zaten ne anlatmaya çalıştığınızı anladım. Anladım öyle mi? Ne oluyor? Emin misin? Hangi filme gitsek diye karar veremediler bir türlü. Anladım. Hocam. Ne? Hocam ne? Hocam bana kalırsa... Sana kalmayacak, merak etme. Bundan sonra birine bir şey kalacaksa sana kalmayacak. Başka birine kalacak. Evet, niye kanamış hasta? Çıktı mı test sonuçları? Sonuçlar normal hocam. Normal. Hı. Bakalım. Filmin sonunu duymak istemiyorsanız kulaklarınızı kapatın. Çünkü sonuçlar normal değil. Uzamış protrombin zamanı dışında hepsi normal. Bu da bize neyi anlatıyor olabilir? Kan alanın işini doğru yapmadığını anlatıyor. Bravo. Kim aldı kanı? He? Kim aldı kanı? Pardon, sen almıştın değil mi? Unuttum. Kusura bakma. Ama sen en azından özenliydin, öyle değil mi? Pıhtılaşma testleri için kan alırken sitratlı tüp kullandın. Evet, öyle yaptım. Ben bu konuda senin yanındayım. Sonuca güveniyorum. İki nedenden dolayı. Birincisi, sen çok iyi bir doktorsun. İkincisi, kan alınırken hasta direnç göstermedi. Niye? Çünkü damardan 5 miligram haloperidolü dayadık hastaya, kuzu gibi oldu. Uzamış protrombin zamanı da K vitamini eksikliğine işaret ediyor olabilir. Ama K vitamini eksikliği kanamayı açıklar, pıhtıyı değil. K vitamini eksikse G proteini işini yapamaz. G proteini işini yapamazsa pıhtılar olur. Yani hem kanama hem pıhtılaşma olur. Heparinle etkileşime giren başka bir ilaç olamaz mı? Örneğin ampisilin antibiyotiği. Olamaz. Çünkü bizim hastamız kullanmıyor. I-ı. Oğlu buraya not almış. İki ay önce boğaz ağrısı nedeniyle doktora gitmişler. Doktor ampisilin yazmış. Ama kullanmamış çünkü oğluyla konuştum. He. Herkes yalan söyler. Şizofrenler ve çocukları hariç mi hocam? Öyle mi diyorsunuz şimdi de? Beslenme yetersizliğiyle de ilişkisi olabilir mi? Neden C vitamini eksikliğine bağlı skorbit olmasın? Vay be. Keşke benim de seninki gibi böyle havalı fikirlerim olsaydı, skorbit. Var. Gerçi senin bir fikrin yok, var mı? Ha? Nişantaşı. Senin bir fikrin var mı? Ne? Söyle. Alkol. Basit. Kadın alkolik. Alkol ve psikiyatri ilaçlarını alıp sızıyor. Uzun süreler hareketsiz kalıyor. Hareketsizlik de derin bend trombozuna neden oluyor. Ayrıca alkol siroza da neden oluyor. Ve protrombin süresini uzatıp kanamaya yol açıyor. Batın ultrasonu yapalım da kadının karaciğeri ne halimde görelim derim. O zaman üç teorimiz var. Bu anne ile oğlun evine gidelim. Bakalım ampisilin kullanıyor mu? Nasıl besleniyor? Bir de batın ultrasonu yapalım da hasta bir daha kanayıp kan kaybından ölmeden kim haklıymış anlayalım. Emre, sen gitmek ister misin evlerine anne ile oğlun? Hadi sen git. Yanına arkadaşını da al. Çok güzel kilit açıyor. Dolap dereli. Hadi hadi hadi. Niye benimle bu kadar uğraşıyorsunuz? Çünkü benim işim bu. Çok mu uğraşıyorum son zamanlarda? Biraz çok oldu. Allah. Aslında hiçbir şey değişmedi. Sen benim için eskiden de dolap dereli memoliydin. Şimdi de dolap dereli memolisin. Her şey aynı. Hadi. İşinin başına. Yakalayalım şu zanlıyı. Siz ne zaman gideceksiniz çocuğun evine? Acelemiz yok. Ne bileyim, bayağı geç oldu da ondan dedim. Niye? Ev ayıp mı olur geç gidersek? Sandviçini bitirsin gideriz.
Çocuğun annesi için tuttuğu deftere ne diyorsunuz? Vallahi ben büyük saygı duydum. Annesine teşhis konduğu günden beri ne olduysa hepsini detaylı detaylı yazmış. Ebeveynin ebeveyni olmak kolay değil. Duydun mu? Hadi gidelim abi. Nesi var bunun ya? Felsefeye kalmış. Şunu dışarıdaki köpeğe ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.